Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı, Halk TV'de Can Coşkun'un sunduğu gündem özel programında Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kurmuş olduğu partilerin oy oranı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Murat Sarı şu açıklamaları yaptı. Ali Babacan ve Davutoğlu'nun partilerinin toplam oyunun %3 olduğunu iddia ediyor. Hem Davutoğlu hem de Babacan çok bilimsel gidiyor ama ne denli başarı elde ederler bilmiyorum. Babacan ve Davutoğlu'nun partilerinin toplam alacağı oy %3 ifadesini kullanmış Murat Sarı. Kesin bir sonuç veriyor aslında burada. Ama kesin bir sonuç değil. Çünkü ortada bir seçim yok. Bir seçim atmosferine Türkiye girmedi. Bu partiler yeni kuruldu. Öte yandan medyada kendilerine pek fazla yer bulamıyorlar. AKP-MHP tarafından kendilerine yönelik bir tepki olduğu zaman daha fazla yer bulabiliyorlar. Hele şu pandemi döneminde kurulduğu için özellikle Deva Partisi basında pek fazla yer bulamadı. YouTube üzerinde ve birkaç yayın kuruluşunda kendilerine yer bulabildiler. Hal böyle olunca reytinglerine bakıldığı zaman da iyi gidiyorlar. Ama Türkiye bir seçim atmosferine girerse, biraz da zaman ilerlerse ve bu iki parti birleşmeyi başarır, yanlarına da merkez sağda başka partiler alırlarsa, Demokrat Parti olur, Saadet Partisi olur, üçüncü bir ittifak olarak karşımıza çıkarlarsa başarılı olma şansları çok yüksek. Çünkü kalkıp Millet İttifakı'yla ittifak yapacak olurlarsa AKP'nin cevabı hemen net olacak. HDP'nin gizli ortağı olan CHP ile bunlar ittifak yaptı diyerek AKP'den kopacak oyların önüne geçecekler. Bugün geldiğimiz noktada AKP'ye küskün bir kitle var. Bu küskün kitle MHP'ye oy veriyordu. Ali Babacan'ın Deva Partisi ve Davutoğlu'nun Gelecek Partisi kurulduktan sonra en sert tepkiyi MHP kanadından gördünüz. Çünkü AKP'den kopan oyların MHP'ye gelişi duracak. Bu iki parti dediğim gibi merkez sağda yeni bir ittifak kurup alternatif olabileceklerini gösterirlerse oldukça başarılı noktaya gelebilirler. %10'u da rahatlıkla geçerler. AKP'nin bugüne kadar seçim kazanmasının en büyük nedeni CHP'nin zayıf oluşu, muhalefet yapamaması, her fırsatta kayıkçı kavgasına tutuşup her sıkıştıklarında Anayasa Mahkemesi'nin kapısını çalan bir muhalefet partisi görünümü vermesi, her kaybettikleri seçimden sonra genel başkanını değiştirmemesi. Çünkü adam diyor, ben %50 alamazsam bırakırım. Sen bırakacak mısın? Yok, bırakmıyor. %40 alamazsam bırakırım diyerek geldi, bırakmadı. O ayrı bir mesele. O zaman ne olacak? Merkez sağda yeni bir ittifak, yeni bir alternatife ihtiyaç var. Geçmişte Mehmet Ağar ve Erkan Mumcu merkez sağda o alternatifi oluşturabilseydi AKP tek başına iktidar olamayacaktı. Bugüne kadar AKP merkez sağ seçmenini kendi partisinden nüfus etti. Oy deposu olarak onları kendi partisinden nüfus etti. Belirli başlı isimleri vitrin olarak aday gösterdi ve merkez sağ seçmenini topladı. Ama bugün geldiğimiz noktada bakıyoruz, merkez sağda yeni bir alternatife ihtiyaç var. Bunu da Davutoğlu ve Babacan başarmak istiyorsa önce birleşerek başaracaklar. Aynı görüşteler, aynı düşüncedeler, aynı fikirdeler. İkisi de parlamenter sisteme dönüşü istiyor ama ayrı bir şekilde hareket ederlerse AKP'yi güçlendirmekten başka bir işe yaramaz. Hele bir de herhangi bir ittifak içerisinde yeri almayıp %10 barajının altında kalırlarsa AKP'nin tam da istediği olur. O yüzden birleşmelerinde yarar var. Anketlerde %3 görülmeleri bile aslında büyük bir başarı. Çünkü medyada hiçbir şekilde yer bulmuyorlar. Medyada yer bulmadıkları halde %3 oyları varsa, hele bir de seçim atmosferine girerlerse bu oy oranı daha da artar görüşündeyim ben.